Şimdi bu aşamada gene ben dönüp dolaşıp film yapmaya geliyorum ama ben burada film yapmak diyorum diye bunu sadece böyle lay lay lon film olarak algılamayın. Belki belgesel de yapabilirsiniz. Yani çok hassas olduğunuz bir konu vardır, dikkatinizi çeken bir sorun vardır ve bunu belgeselini yapmak istiyorsunuzdur. Gene bu bahsettiğim önerilerden ve aşamalardan faydalanabilirsiniz. İlk ne yaparak başlayacağız diye soruyorlar. Çünkü tamam, kamera ilk önemsememesi gereken şey değil öğrencilerin, ama ilk önce bir şeyler yazmak gerekiyor. Yani kağıt üstünde bir şey şekillendirmek gerekiyor, bir proje. Çünkü kafamızın içinde 75 bin tane proje var. Yani benim de son 2 yılda belki bunun filmini çekerim dediğim 150 tane projem var kafamda. Ama hiçbiri kağıda dökülmediği zaman hiçbiri gerçekleşmiyor. Dolayısıyla ya kendi kendinize ya da arkadaşlarınızla birlikte önce bir kağıda dökmek gerekiyor, bütün kusurlarıyla beraber. Sonra kağıt üzerinde o revizyona uğruyor. Hiçbir film ilk yazıldığı haliyle çekilmiyor. Yani en sevdiğiniz filmlerin bile senaryosu en az 3-4 defa taslak değiştirmiştir, versiyon değiştirmiştir. Dolayısıyla önce bir kötü taslak da olsa yazılması gerekiyor. Sonra bunun üzerinde değişiklik yapılması gerekiyor. Ben yeni başlayan arkadaşlara bu konuda iki metot öneriyorum. Bir tanesi, kendinizi 2 sayfayla sınırlandırın, bir öykü yazmak istiyorsanız, bir film öyküsü yazmak istiyorsanız. Ya da Türkiye'de düzenlenen kısa film yarışmalarına bakın. Genelde tematik yarışmalara bakın mesela. Bunlar çok sınırlayıcı ve çok aslında bu sınırlayıcı olmaları da iyi bir şey oluyor. Örnek vermek gerekirse Yeşilay Vakfı'nın düzenlediği bir işte bağımlılıkla mücadele konulu yarışma oluyor. Bu sizi çok güzel sınırlıyor. Bir fikir üretmeniz gerekiyor. Bu reklamcılar için de mesela çok yaratıcı bir süreç. Sadece bağımlılıkla mücadele konulu bir fikir üretmen gerekiyor ve bunu 5 dakikada anlatman gerekiyor. Ya da insan hakları ile ilgili sadece filmlere yarışma açıyorlar. 2-3 arkadaş bir araya gelip işte nasıl bir insan hakkından bahsedelim? Barınma sorunumuz var şimdi mesela. Deprem oldu, su var vesaire. Göç problemleri var dünyada. Yani bir problem belirleyip hemen onun üzerine 1 sayfa, 2 sayfa proje yazıp birkaç gün biraz daha şekillenmesine müsaade edip 1-2 hafta içinde de bunu çekilebilir hale getirebilirsiniz. Yani başlamak için bir tematik konulara bakabilirsiniz. İlgi gören veya talep gören tematik konular yarışmalarda bellidir zaten. İşte çevre konulu veya insan hakları konulu gibi yarışmalara bakabilirsiniz. Bir de hiç bunlara bakmadan sadece kendim ben hikaye yazacağım deyip 1 sayfayla 2 sayfayla kendinizi sınırlayıp bir başlangıç yapabilirsiniz. Çünkü bir yerden başlamadıktan sonra zaten ilerleme de olmuyor. O ilk adımı atmak için de hiç şey yapmadan, çekinmeden, korkmadan bir şeyler karalamak gerekiyor.